Hayrettin Karaman, Barış Pınarı oyun bozan harekettir. Küresel sermaye ile bu sermayeye büyük ölçüde hakim, içeride ve dışarıdaki İsrail'in hizmetçisi olan Amerika, komünizmin yayılması tehlikesine karşı Yeşil Kuşak projesini, yani sözde İslam'ı destekledi. 1990'lardan sonra Sovyetler dağılıp sözde komünizm tehlikesi ortadan kalkınca, İslam'a verdiği destek stratejik olduğu, samimi olmadığı kullanma niyetine bağlı bulunduğu için geçici desteği terk ederek asıl projesi olan BOP'u devreye soktu. 1 Mart 2003'te meşum tezkere reddedilince artık Türkiye'ye ve Erdoğan'a karşı açık, kapalı vaziyet alma dönemi başladı. İçine girip maksatlarını anlamak ve kötüyü engellemek için bu projeye verilen sözde destek de imkansız hale geldi. Amerika'nın devlet başkanı, dışişleri bakanı gibi üst düzey yetkilileri ve NATO genel sekreteri açıkça bundan sonra kızıl tehlike değil, yeşil tehlike yani İslam dünyası karşısında mücadele edeceklerini söylediler. 1995 yılında dört arkadaş Filistin'e yaptığımız ziyarette Kudüs şehrindeki müzeye çevrilmiş kaleyi gezerken ziyaretçilere açık bir mekanda bir levha haritayla üç maket dikkatimizi çekmişti levhanın altında Nil'den Fırat'a Büyük İsrail yazıyordu. Maketlerde ise Mescid-i Aksa'nın yıkılıp yerine Süleyman Mabedi'nin yapılacağı tasvir ediliyordu. 2003 yılında Amerika'nın Dışişleri Bakanı Rice bir makalesinde Orta Doğu'da 22 ülkenin sınırları değişecek. Buna Türkiye'de dahil iddiasında bulunmuştu. Bu iddia bundan sonraki zamanlarda adım adım gerçekleşiyor. İslam ülkelerinin içine fitne soktular, projelerine karşı çıkan ve çıkacak olan liderleri indirip veya yok edip onların yerine kukla liderler getirdiler. İç savaşlar çıkardılar, vaktiyle bütününden koparıp parçaladıkları İslam ülkelerini yeni baştan bir daha böldüler ve bölmeye devam ediyorlar. Sıra Türkiye'ye geldi. Önce doğudan bir parçamızla, Irak ve Suriye'den koparılacak parçalar üzerinden bir devlet kurmayı planladılar. Bu plana heyecanla sarılan bazı kesimler eninde sonunda sıranın kendilerine geleceğinden gafil oldular. Sayın Erdoğan ve ekibi, tabii ona oy veren milyonlar, önce kan dökmeden bu yanlış yoldan dönülmesini sağlamak için çözüm aradılar. Bu da sonuç vermeyince, Nus ile uslanmayanı etmeli tektir, Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir fehvasınca silahlı kuvvetleri harekete geçirdiler. Ülkemizde tutunamayan bölücü teröristler Irak ve Suriye'deki durumu kullanarak güney sınırımız boyunca yer tutup buradan terör eylemlerine devam etmeye yöneldiler. Amerika Yemen'de, Libya'da, Sudan'da nasıl kendi projesine hadim olan tarafları desteklediyse Irak ve Suriye'de de aynısını yaptı. Dünyanın gözü önünde Eşine rastlanmayan sayıda tırlarla silah ve mühimmatı buralardaki teröristlere gönderdi. Bunlarla Türkiye'nin gözünü korkutup mel'un planını işletmeyi umuyordu. Amerika ve İsrail'in projeleri tıkır tıkır işlerken Osmanlı'nın çocuklarından biri bu projeye ters olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde başbakan ve cumhurbaşkanı oluyor bir yandan ekonomik bağımsızlığımızı pekiştirmek için IMF'ye 2013 Mayıs'ında Türkiye Cumhuriyeti'nin borcunun son taksidini ödüyor. Diğer yandan savunma sanayine hız veriyor, askeri vesayeti kaldırıp Orduyu disipline sokuyor, sınırımıza yığılan Amerikan silahlarını berhava edecek silahlar ve arslan yürekli Mehmetçiklerle tehdidi geçersiz kılıyor. Düşmanın asıl hedefleri olan plan ve projeye Birleşmiş Milletler'de açıkça karşı çıkıyor. Dünya beşten büyüktür diyor, İslam dünyasına ve diğer mazlum milletlere oynanan oyunları teşhir ediyor. Davos'ta İsrail'in zulmünü dünyaya ilan ediyor. Filistin'i büyük yılanların avlarını yuttukları gibi ağır ağır yutan İsrail'in zalim planını son toplantıda dünyaya gösteriyor. Henüz liderleri köleleşmemiş İslam ülkeleriyle siyasi, askeri, kültürel, ekonomik ilişkiler kuruyor. Hiçbir değer ve kural tanımadan yollarına devam eden düşmana önce çekilin yoksa bir gece ansızın geliriz diyor, sonra da geliyor. İşte Barış Pınarı Harekatı bu gelişin adıdır. Peki bütün bunları ve daha fazlasını Erdoğan tek başına mı yaptı diyeceksiniz? Elbette ekibiyle, kadrosuyla, arkasında onu destekleyen halkıyla yaptı ancak İstanbul'u kim fethetti sorusunun cevabı Fatih Sultan Muhammed Han'dır. Türkiye ya bu liderine sahip çıkacak ve İslam dünyasını parçalayıp yutmayı, Türkiye haritasını değiştirmeyi planlayan düşmana karşı duracak ya da yutulacaktır. Allah din, millet ve vatanımıza göz dikenlerin gözlerini çıkarmak üzere canı pahasına mücadele veren askerimizi korusun ve muzaffer kılsın. Hayrettin Karaman Yenişim